Akvaryumcu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pipo filtrelerimi, şu tarz pipo filtrelerimi nasıl yaptığımla alakalı küçük bir video çekmek istiyorum. Bu arada da ufak tefek hobi odamda değişiklikler oldu. Onları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çektiğim akvaryumdaki balıklar evimdeydi, biliyorsunuz. Bu balıkları buraya aldım. Bunlar anaçları. Küçük tankımı boşalttım. Boşaltma sebebim, buraya getirmemin sebebi, reptile balıklarımın, damızlık altı reptile balıklarımın artık büyük akvaryumda doğum yapmaya başlamalarım. Onları artık yavaş yavaş yavru tankı olarak kullanacağım. Oradaki ufak tankı. Yaklaşık 35-40 litre, bildiğiniz üzere. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Evimde de 2 tane akvaryum var. Büyükte reptile balıklarım var. Videonun sonunda onu da çekebilirim. Veyahut da ayrı bir video çekebilirim. Çok uzun olmasını istemiyorum videoların. Onun için bunları buraya getirdim. Burası garaj. Bilen arkadaşlar, yani beni takip eden arkadaşlar bilir. Burayı hobi odasına çevirdim. Bu balıklarımı ve bu balıklarımı, onların yavruları, 40 tane şu şekilde göstereyim. Şöyle net diyebilirse. Bunlar burada. Yavrular orta kısımda. Anaçları yukarı aldım şu şekilde. Şu balığın, şu variyetenin devamı için uğraşıyorum. Çok güzel bir balık. Maşallah. Burada da bildiğiniz üzere red mozaik damızlık altlarım var. Burası boş arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı size göstereyim. Burada da aynı şekilde red mozaik, bir erkek iki dişi şeklinde damızlık altı, iki tane dişi ve erkek bir tane. Bunlardan da yavru bekliyorum. Bir kere yavru verdiler. Onların yavruları da burada. Ve şu şekilde cüce vatozlarım, gösterebilirsem. 7 tane olması lazım bu şekilde. Albino ve klasik cüce vatoz. Her yerde varlar bu şekilde. Sonra burada da aynı şekilde fil kulakların damızlık altlarından var arkadaşlar. Bunların içinde hamile olmadığı için onları ayırmadım. Burada da çöpçü yavrularım var. Bunlar da damızlık altı oldular artık. Yavaş yavaş onlardan da yumurta bekliyorum. Bu şekilde. Burada da karideslerim var. Hayalet karides. Ve şu şekilde kiraz karidesler. Birbirlerini zamanla kırmışlar. Buraya da artık dip çekimi yapmam lazım. Salyangozlarım var bildiğiniz üzere. Şu şekilde. Onlar strafordan yaptığım yumurtaları neden düşüyorlar yavaş yavaş. Bayağı yavru oldu arkadaşlar. Böyle netlerse her yer yavru. Telefon çok netlemediğine şurada biraz netledi. Görebilirsiniz. Onları burada büyütmeye niyetim var. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu şu şekilde göstereyim. Yaptığım pipo filtrelerin yapılışını göstereceğim. Şöyle elimde bulunan lav kırığı şöyle göstereyim. Bu gözeneklerin sayesinde bakteri tutma özelliği var. Gayet memnunum. Kullanıyorum. Bir arkadaşımdan görmüştüm. Zaten bunları o yaptı. Diğerlerini ben kendim yaptım bu şekilde. Bunları falan. Şimdi de bir tane yapıyorum arkadaşlar. Sıfır maliyet. Sadece lav kırığı. O da elimde vardı. Daha önce kullanmıştım. Şu şekilde eski zaman işi çömlek bir bardak. O da suya salınım yapmayacağı için şu şekilde onu kullanmayı düşünüyorum. Daha önce bunun içinde bitki bakmıştım. Hiçbir zararını görmedim. Şöyle bir tane boru var. Isıtıp deliyorum ki altta çekebilsin. En üst kısma da şu şekilde
Netlerce göstereyim arkadaşlar. Şuraları tıkalı, ikisi tıkalı, ikisi açık. Bak bu açık. Bu da açık. Şu ikisi tıkalı arkadaşlar. Açık kısmın biri dışarıda kalacak şekilde, biri de içeride. Normal hortumumuzun gelebileceği gibi bir aparat o. Onu takacağım arkadaşlar. Buraya kadar, şu hizaya kadar göstereyim şöyle. Deleceğim bu şekilde. İçinden hava alabilsin. Şu şekilde. Ondan sonra koyacağım. Koyduktan sonra da bir denemesini yaparız. Gayet başarılı. İşte burada da gösterdiğim gibi kullanıyorum zaten. Hiçbir zararını görmedim. Hatta faydasını gördüm. Sadece yavrularda biraz, yavrular aralarına kaçıyor. Şu şekilde, bu delikli olduğu için. Bunda da öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yaptıktan, bitirdikten sonra tekrar çekerim. Dostlarım, pipo filtremiz bitti. Gayet başarılı bir şekilde taktım, denedim, oluyor. Şu şekilde üstten de göstereyim. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha öncesinde de yeni koydum şimdi. Söylediğim gibi kullanıyorum zaten bu şekilde. Gayet başarılı bence. Yani yapmak isteyen arkadaşlar için elindeki imkanlarla uygun yolla olabilir. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun.